Usta analistten diyor. Doge ve bu 3 altcoin için tahminler ikisi güçlü boğa şeklinde ifade ederken burada Doge, Link, Sol ve Near gibi gördüğünüz üzere varlıklara da değiniyor. Ve bunlar üzere ifadelerde bulunduğunu tabii ki görebiliyoruz. Biz de şimdi bunlardan bahsedeceğiz ve tabii ki durumlara bir göz atmaya çalışacağız diye ifade edebilirim. Bu arada beğenip abone olmayı da unutmayalım. Onun da altını çizmek istiyorum. İzleyen herkes hem videoya beğeni bırakabilirse hem de abone olursa iyi olur. Tekrardan teşekkür ediyorum. Beğenip abone olanlara diyebiliriz. Evet. Burada Doge'la başlıyor. Yani Doge doğrudur. Yukarı meyilli varlıklardan bir tanesi. Bu arada BTC de şu an bakmayın bayağı iyi ilerliyor yani. Sağlam bir güzergah çizdi kendine ve iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliyorum kesinlikle. Belli bir noktadan sonra tabii ki özellikle altcoin'ler nezdindeki fiyatlamada olabildiğince ilerleyecektir. Tabii aralarında nasıl diyeyim? Belli bir şey var muhakkak. Belli bir hiyerarşi var. İlk etapta BTC'nin tabii ilerlemesi, altcoin'lerin bir ilk etapta işte ise yavaş kalması yani tesadüfi bir durum değil. Bunun da altını çizmiş olalım yeniden diyebiliriz. Böyle de bir durum söz konusu. Dogecoin %147 koşu. Şimdi şöyle, bu ihtimal bulunuyor çünkü birincisi Dogecoin'in genel fiyatları zaten piyasanın gerisinde kaldı. Yani ve tabii dip fiyatlardan da aynı şekilde azımsanmayacak ciddi bir talep gördü. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. O yüzden elde tutma oranları iyi ve gerçekten şu anda yukarı meyilli bir varlıkla muhatabız açıkçası. Dogecoin derken o yüzden buna dikkat etmek lazım. Ya bunu bir de tabii şeyden ayrı söylüyorum. Elon Musk çıkar işte XMIX muhabbetleri çeker. O zaman tabii çok çok daha ileri işler çıkacaktır. Bunun da altını çizelim ama bu olmadığı takdirde de Dogecoin gerçekten yine de sağlam ve yukarı meyilli bir varlık olarak şu anda Dogecoin'i karşımıza alıyoruz diyebilirim. O yüzden buradaki yükseliş açıklamalarına kesinlikle katılıyorum. %147 de ya mesela 40 sentten bahsediyor. Şöyle 28,7 sentlere kadar gerçekten çok sağlam yükseliş potansiyeli bulunmakla birlikte özellikle bu kırılım tabii 35 sent ve civarlarına kadar da hareketi sürdürmesine sebebiyet verebilir. Bunları da ifade etmiş olalım. Böyle de bir durum var. İkinci olarak Link'ten bahsediyor. Chainlink de sağlam varlıklardan bir tanesidir. Link'in şöyle hatta çok kısa girip göstereyim. Uzun akümülasyonlar sonrası sert kalkışlarıyla çok bilinir. Doge bu arada nihai hedef olarak 1 ile 10 dolar arasında biliyorum. Yani çok harbiden nihai hedef oldu değil mi? Yani aralarında tabii ciddi bir şey var. Fark olmakla birlikte fazla spekülatif tabii ki. Bunu kabul etmek lazım. Kimisi 1 dolar bahsediyor. Şey mesela 10 dolar olacağını şey yapıyor. Bunun net bir cevabı yok. Diğer varlıklar için genelde şunu söylüyoruz biliyorsunuz işte. Ya mesela ilerledikçe diyoruz tamam mı? Fiyatları piyasaya göre yani ne kadar pahalı, ne kadar ucuz da ona göre şey yapılır şeklinde. Ama Doge'da maalesef muhtemelen ilerlenecek o herhangi X noktası çok kısa süreli yani ani patlamalarla olacaktır büyük ihtimal. O yüzden yakalanamayacaktır çok büyük bir ihtimalle. Yani negatif yanlarından bir tanesi bu diyelim. Link şu anda gayet iyi bir noktada bulunuyor. Vandepop 220 dolar gibi neye dayandırdığını bilmediğimiz bir fiyat tahmini yapmıştı vaktiyle. Bunu hatırlamış olduk tekrardan. Hatırlamış olalım tekrardan. Doğru da olabilir. Yani yanlış da olabilir. Tabii şey
Ne o ucu açıktır. Hani 220 neye göre 220? Ama çok gerçekten çok güçlü varlıklardan bir tanesidir. Yukarı meyilli kripto paralardan bir tanesidir. Yakın zamanda Chainlink İvlenç işbirliği ve ortaklık kurmuştur. Ve dediğim gibi ileri yön yukarı kapasitesi aynı şekilde doğal anlamda da yüksektir yani. Bunu da böyle ifade etmiş olalım. Özellikle şöyle bir açıldığında çok iyi bir akümülasyon yapıyor. Kısa vadeli sert sıçramalarla bir 29 dolar hedeflemelerinde bulunabileceğini ben kesinlikle düşünüyorum. Sol gördüğünüz gibi belli seviyelere çekildi. Artık böyle bir 162-163'lerde gördüğünüz üzere bir akümülasyon halini karşımıza getirdi. Bu noktalarda artık fena değil gibi. Yani zaten nokta atışı 150'lere kadar çekilmek şeyinde değil. Yani öyle bir zorunluluğu da yok. Aynı zamanda vardı. O yüzden bu pozisyonlarda da sanki talep edilebilir gibi gözüküyor. Genelde 1000 dolar çok tipiktir. Hep aynı telaffuz. 1000 dolar sezonluk fiyat tahmini. 1000 dolar. Hep bu söylenir. Ne doğrudur yani olabilir. Ben tabii daha ilerisi beklerim de birlikte. Doğru yani bu tarz olaylara hani fiyat tahmini falan doğrudan bir şey söylenmez. Yani 1000 dolar. 1100 olur, 1200 olur vesaire. Yani bunların tabii ki net soruları, net cevapları keşke olsa ama yok ve bir hani bu durumlara karşı bir nasıl diyeyim bilinirlik de olmadığı için kesin söylemlerde ve kesin yargılarda inanın bulunamıyoruz. Onun da altını çizelim. Ama sol güçlü bir varlıktır diye altını çizmem lazım. Şu an kısa vadede de güçlü aynı zamanda. Ama daha önce de ifade ettim. Mesela Doge sıfırdan girişlere uygun bir varlıktır. Ama acemi yatırımcı dostu değildir pek. Sol acemi yatırımcı dostudur. Ama diğer varlıklara göre ortalamanın üzerinde bir geç kalmışlık var solda. Çünkü neticede daha önce de bahsettik. Neredeyse 30 kat arttı. Tamam gel, hadi gel al. Yani illaki yükselir ama ne oranda ne kadar diye de akıllara soru geliyor. Böyle de bir durum söz konusu. Böyle de bir farklılık söz konusu. Link bunların tam arasında. Yani ne sol kadar orta uzun vadeli patlak ne de Doge kadar az yükselmiş bir vaziyette. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.